Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Oğuzhan'cım 2020 Temmuz'unda Başakları neler bekliyor? Şimdi 2020 Temmuz'unda Başakları ne bekliyor? Başakları bir Merkür'ün Yengeç Burcu'ndaki o retrosu ve orada hızlı ilerlemesiyle beraber Sosyal yaşamda arkadaşlar ve sosyal ilişkiler ve çeşitli kulüp ve derneklerle ilgili organizasyonlarda bol iletişim bekliyor. Bir bu. Bol bol iletişim kuracaklar. Aile gibi gördükleri dostlarıyla daha çok görüşmeye Hı. başlayacaklar. Veya bu Covid sürecinden dolayı direkt görüşemeseler bile işte Skype'de görüşecekler, ondan görüşecekler. Uranüs'ün de orada önemli bir etkisi var. Orada böyle bir hareketlenme başlayacak. Bir kısım Başak Burçları'nın ise çocuklarıyla ilgili... Bazı problemler varsa bu problemleri çözecekler. İşte sınav dönemi olabilir. Sınavdan çok keyifli haberler gelebilir. Çocukları sınavlar kazanabilir veya Temmuz ayı içinde belli okul yerleştirmelerine katılabilir. Yani bazı Başaklar çocuklarıyla ilgili konularda ise keyifli haberler almaya başlayacaklar ama Mars'ın Koç burcundaki etkisi biraz masraflı bir süreç. Ha. Çok sevgili Başaklar yani şöyle söyleyeyim Mars Koç burcuna girdi. Eylül ayında da o Koç burcunda retro yapacak. 10 Ocak'a kadar olacak olan bir süreçte zaman zaman kazançlarınızda önemli artışlar olurken genel olarak bu ay itibariyle masraflarınızın yoğun bir şekilde başladı ve yoğun masraflar edeceğiniz bir 6 aylık sürece giriyorsunuz. Ama bunun başındasınız da. Bu Eylül'ün 9'undan itibaren Kasım'ın 10'una kadar çok yoğun olacak. Oradan sonra gene kazançlar olacak ve 10 Ocak'tan sonra bu süreç bitecek. Diyeceksiniz ki ne yani? 10 lira kazanıyorum 11 lira alıyorum. 11 lira kazanıyorum 12 lira alıyorum. 13 lira kazanıyorum 7 lira alıyorum gibi bir dengesiz süreç sizleri bekliyor. Buna dikkat etmemiz lazım sevgili başaklar. Bu sebepten dolayı parasal konularda Biraz temkinli ki Başaklar zaten temkinlidir. Cimri değildir ama, ama şimdi temkinlidir. ama temkinlidir. Masraf artacak deyince yüreklerine indi yani. E ama masraf edecekler yani. Mars boşuna gelmiyor oraya yani. Hem iş ve kariyerde bazı zorlanmalar doğuracak. Geçtiğimiz ay bazıları ayrı hayatları ile ilgili önemli değişimler yaşadı. Bazıları ev değiştirdi. Bazıların çocukları okul taksidi ödemek zorunda kalacaklar. Ve bunların çoğu eğer ebeveynlerse çocuklarla ilgili bir masraf. Aa hmm. genç bir başaksan ne birlikte çatır çatır para yiyeceksin onu da diyebilirim. Hmm. O zaman geçsin, yesin, içsin, dolaşsın para da yesin ne diyeyim sevgiler.